söylüyor bunlar bir şey olmaz falan gibi mi geliyor ben anlatamıyorum. Bak bazı bazı kişiler bu çocukları kaçıran alıkoyan bazı kişiler çok akıllıca davranıyor. Diyorum ki bak çocuğun yaşı küçük bu çocuğu karakola teslim et. Bir saat sonra gidiyor bir bakıyorsun karakolda. Bak bu onlar için çok büyük bir avantaj. Burada 50 kere diyorum ki çocukları 18 yaşından küçük çocukları alıkoymayın. Bunlar suç. Bunun cezası var. Boşu boşuna gideceksiniz hapis yatacaksınız. Boşu boşuna değil yani gayet e, dolu yerinde da. Yerinde ama... Evet. Ama diyorum ki yani bilmiyor olabilirsin. Daha büyük gösteriyor olabilir. Sana yalan söylemiş olabilir. Sen onu koruyup kollamak istemişsindir. Bak yolunu da gösteriyorum. <laughs> Öyle düşünmediğim halde. 18 yaşından küçük çocuklara elinizi vurmayın diyorum. Bir çocuk sana söyledi kaç doğumlusun 2000'le başlıyorsa ondan uzak dur kardeşim bak ondan uzak dur. 2000'le başlayan çocuklardan uzak duracaksın, kaçacaksın. Şimdi bu 14 yaşındaki Merve dün biliyorsunuz. Ee, ...Samsun Çocuk Polisi yaptığı baskınla çocuğumuzu buldu. Daha sonra... Ee, ...Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü... ...suç önleme ve araştırma büro amirine bağlı ekipler... ...bu 14 yaşındaki Mervi İrfan isimli bir şahsın evinde bulmuştu. Mervi'yi kaçıran Mahir'e de aynı adresteydi. Ee, dün size söylemiştim, ikisi gözaltındalar. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler diye... Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıkan Mahire ve arkadaşı İrfan, çocuğun kaçırılması, alıkonulması suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Evet. Çok teşekkür ediyorum hem emniyet müdürlüğüne, hem sayın savcımıza, hem hakim heyetine, emeği geçen herkese. Çocuğun da sosyal hizmetlerde kalmasına karar verildi. Dün e, Sayın Coşkun Esen'le görüştüm, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü. Ee, buradan kendisine de seslenmiştim. Çocuğumu size emanet demiştim. Gerçekten de böyle emanete de sahip çıkacak bir müdür. Çok mutlu oldum kendisiyle tanışmaktan. Çocuğumuz eğitim hayatına da devam edecek. Eğitim hayatında Abi. da e, biz her zaman arkasında olacağız. Sosyal hizmetler nereye yerleştiriyorsa en yakın okula gideceğiz. Ben benim de elim hep üzerinde olacak dedi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. 14 yaşındaki bir çocuğu bu şekilde alıp karşı Sayın Cumhuriyet Savcısının Helal olsun. tutuklama talebi gayet yerinde. Sayın nöbetçi mahkemenin de tutuklama kararı vermesi gayet yerinde örnek bir karar. Evet. Lütfen artık bunu göz ardı etmeyelim. Bakın saydık suçlarını. alıkoyma, koyma, hürriyeti tahdit, hele hele bir el uzatma, dil uzatma varsa Ayıkla pirincin taşını öyle 3 ay, 5 ay falan değil. Bir defa bu saydığım iki suç dokuz sene, üstüne el, el uzatma varsa 17-18 seneden başlıyor. Aklınızı başınıza toplayın. Evet ya, ya artık yani. Aklınızı başınıza toplayın kardeşim. Ha, en güzel laf bu yani. Ve söylediğim gibi yani bunun anası babasılar gelse bizim bilgimiz dahilinde, bizim rızamızla bu çocuk konulardaydı. dese dahi kurtulamıyorsunuz. Anne baba da girer cezaevine. Anne Tabii. baba da cezaevine. Bunu diyen anne baba da cezaevine. Kurtulamaz. Artık, artık bunlardan vazgeçelim. Yani bu konuları ya. e, i̇nsan ülkemizden sinelim. Yani artık bu konuları konuşmayalım. Evet Lütfen. yani. O 18 yaşından küçük çocukları aramayalım artık. Savcımızın, hakimimizin, emniyet birimlerinin eline salın. Bu da dediğiniz gibi herkese örnek olsun öyle ön kapıdan ifade verip arka kapıdan da verilmesinler. Çünkü evet. yine ceza alıyorlar tabii. bak hani o gün ifade verip serbest kalıyorlar ya alıyorlar tabii, yine ceza tabii alıyorlar. Yani. alıyorlar ama evet. kamuoyunda şöyle bir izlenim uyanıyor. Evet. Bak diyor onun ki, bak ne oldu ha. hani siz demiştiniz tutuklanacak Hayır. sonra 3 sene sonra görüyorsunuz 8 yıl hapis cezası geliyor falan ama evet. o arada yine birilerine... Bu böyle bir gaz veriyor örnek oluyor. Hayır kardeşim 18 yaşından küçük çocuğu alıyorsan eğer cezaevine gireceksin. Ne kadar giriyorsan yani. Baştaki bir daha da baştasının çocuğuna dönüp bakmazsın işte Baştaki o zaman. Baştaki tutuklama kamuoyunda işte bu memlekette adalet var, polis var, savcı var, hakim var düşüncesinin altını kırmızı kalemle çizen önemli bir durum. Caydırıcılık da önemli evet. değil böyle Tabii tutuklamalarda. Zaten kanunun yapılma sebebi caydırıcılık. Yani yoksa herkesi tutup cezaevine atacak halimiz yok. Caydırıcı evet. olacak. Millet evet. elini gözünü uzak tutacak çocuklardan <laughs> yani. Şu çocuklara hakikaten elinizi gözünüzü bak değdirmeyeceksiniz. Çok sinirleniyorum. Çok samimi söylüyorum. Değdirmeyeceksiniz yani. Ve unutmayın herkesin çoluğu çocuğu var. Yani o sizi gözaltına alan polisin de çocuğu var. Size bu kararı veren savcının da var. Çocuğun da var. Çocuğu hakimin de var. Çocuğu olmayanın yeğeni var. Evet. Yani, yani herkes de kendi çocuğunu yerine koyacak. benim oğlum da olabilirdi, kızım da olabilirdi diye düşünüp tatbikatı ona göre yaparlar. İnsan olarak. Tamam. Yerinde verilen kararı saygıyla karşılamaktan başka çare yok. Aklınızı başınıza top. Hakikaten Müge Hanım'ın dediği gibi yani artık bu konuları konuşmak dahi istemiyoruz kardeşim. Yani aman yine çocuk kaçırdılar. Yine koydular. demek istemiyoruz biraz aklınızı başınıza toplayın. Tabii şimdi Şubat'tayız. Hadi Mart'ı da geçirelim. Şimdi Nisan'da başlar. Eh, Evet. Geldi bahar ayları, evet. gevşer gönül evet. yayları Maalesef diyorum ya yani. Maalesef yani. Maalesef gerçek bu yani. Siz kaçırın biz tutuklatacağız. <laughs> Bırakmayacağım çocukları bu şekilde. Evet. Gerçekten hiçbirimiz bırakmayacağız yani. Kusura bak bakılmasın. Bırakmayacağız çocukları. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bu kadar ucuz değil. Sonrasında zaten baştan müdahale etmeyince, sonunda daha büyük problemlere yol açıyor. Hayır, bırakmayacağız. Efendim, e, torunları için gelmişlerdi. Eray Çığırın basisi e, olmak için babaannesi ve dedesi stüdyomuzdaydı. Tabii dün konuşulanlar da açıkçası üzücüydü.